Sevimli kızlar kahramanlara yardım ediyor. Olamaz, kahramanlarımızın hepsi hasta olmuş. Onlara yardım edelim. Hadi tedaviye başlıyoruz. Kutuplarda yüzerken dondum. Yerim buz kesti. Olamaz. Hemen seni tedavi edeceğim. Önce şu buzları eritelim. O iyi geldi. Evet, iyi gelmiştir. Çok kötü görünüyorsun. Nasıl böyle dondun? Oo, her yerin buz kaplamış. Hadi gel bakalım. Şu buzlardan arındıralım. Seni iyice ısıtalım vücudunu. Önce kurutma makinesiyle biraz fön yapalım. Buzlar eridi. Bu iyi geldi. Saçını tarayalım. İyi geldiğine eminim. Daha iyi hissediyorsun umarım. Yüzün hala kırmızı ve burnun da akıyor. Onlar için başka bir tedavi yöntemim var. İçin ısındı mı biraz? Evet, teşekkür ederim. Kendime geldiğimi hissedebilirim. Hemen burnuna bir bakalım. Önce burnuna bir damla damlatalım senin, olur mu? Oo, şu mukuzumsu yapıları da alalım. Oo, yeşil yeşil. Çok kötü hasta olmuşsun. Şu mikroplardan da seni mavi, kurtaralım. Mavi. Kaybolun mikroplar. Yeşil. Mavi. Evet, mikroplardan temizledik burnunu. Harika. Teşekkür ederim. Daha iyi nefes alabiliyorum. Evet, atkını çıkarma sakın. Sana bal yedireceğim. Bal çok iyi gelecek. Aç bakalım ağzını, bir kaşık bal ye. Boğazlarımı yumuşattı. Bal gerçekten boğaz ağrısına iyi geliyor. Teşekkür ederim. Ne kadar harika bir doktorsunuz. Dur bakalım, daha bitmedi. Ateşine bakalım, yüzün kıpkırmızı. Evet, şu dereceyle ateşini ölçeceğiz. Ateşin 38,5. Hemen şu meyvelerden sana bir çay yapacağım. Karışık meyvelerden bitki çayı. Bu iyi gelecektir. Doğal yöntemle ateşin düşecek. İç bakalım bunu. Biraz da kremayla süsleyelim. Deniz kızımız donmuş. Şekerlemeler de koyalım. Evet, her kız böyle şekerlemelere bayılır. Hadi iç bakalım. Ben teşekkür ederim. Harika görünüyorsun. Kendine dikkat et, tamam mı? Kutuplarda fazla yüzme. Peki. Teşekkür ederim tekrardan. Evet, sıradaki hastamız. Sıradaki benim. Ben bir süper kahramanım. Aracı kaldırırken belime ağrı girdi. Of ya, of. Olamaz. Belinizi incitmişsiniz. Şöyle uzanın. Oo, tam da şurada görebiliyorum onu. Şimdi şu tüyleri biraz alalım, ne dersiniz? Sırtınız kötü görünüyor. Ve bakımsız. Köpüğümüz ile yumuşatacağız. Ve onları keselim. Sırtınızı temizleyelim. Sonra tedaviye başlayalım. Evet, ilk işlemimizi yaptık. Ay, iyileşecek miyim doktor hanım? Tabii ki iyileşeceksiniz. Benim çok ağrıyor gerçekten. Ama bundan sonra çok fazla ağırlık kaldırmayın lütfen. Gideceğinizi ister misiniz yanınızda? Sırtınıza iyi gelecek, sıcak sıcak. Uyuyor mu bu, ne yapıyor? Evet, uyumuş kalmış. Şimdi onu alalım, yastığın üzerine tekrar koydum. İyi geldi gerçekten. Evet, iyi gelir. Dümdüz yatmanız lazım aslında sizin. Kedinizi bu yüzden sırtınıza koydum. Sanırım kocaman bir araba kaldırmaya çalışmışsınız. Gerçekten de öyle, kocamandı. Belinizi saralım mı? İster misiniz? Siz daha iyi bilirsiniz. Evet, şöyle dikkatlice bana yardım edin. Harika oldu. Fazla kımıldamamaya özen gösterin lütfen. İyileşme aşamasında çok önemli bir durum bu. Ve çok ağırlık kaldırmayın. Tamam doktor hanım, siz ne diyorsanız o. Şimdi güzelce bir yöntem uygulayacağım. Şunu sürelim. Ne bu, bal mı? Bal gibi koktu. Bu bitkisel bir kremdir. Çok iyi gelecek ağrılarınıza. Kemiklerinizi gevşetecek. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. İlaç kullanmaya karşı olduğum için bitkisel yöntemlerle hastalarımı tedavi etmeye çalışırım. Yine kahramanlıklara devam edeceğim. Çok hayır, teşekkür ederim. Dikkat edin. Bu sefer çok daha dikkatli olacağım. Hoşçakalın doktor hanım. Görüşmek üzere. Bunların hepsi birbirinden çılgın. Oh, bana yardım eder misiniz? Kötü bir cadı beni kocaman yeşil bir deve dönüştürdü. Ve halimi görüyorsunuz. Berbat. Kraliçe, bu halin ne senin? Ne oldu sana? Çok komik. Oh, lütfen gülmeyin. Doktor beni tedavi edecek. Şu halime bakın. Tamam, merak etmeyin. Önce yüzünüze şu bitkisel kremimden süreceğim. Yüz maskesi şeklinde uyguluyoruz. Kaşlarınızı ağda yapıyoruz. Evet, eskisi kadar güzel bir prenses olacaksınız. Ben hiç sanmıyorum ama. Sen konuş
mı? Teşekkür ederim doktor hanıma. Berbat görünüyorum öyle değil mi? Aynaya bakamıyorum. Gerçekten de. Oh, hayır hiç de öyle demeyin. Şimdi yüzünüzdeki şu sivilcelerden kurtulacağız. Bunun için kulak pamuğuyla özel bir krem uyguluyorum. Bakın geçti. Oo, inanamıyorum. Gerçekten de geçmiş. Harika görünüyorum. Wow, kendimi sevmeye başladım. Evet, şimdi ise burnumuza da bir tedavi uygulayacağız. Ve harika, harika. Komik. Oo, olamaz. Bu da ne demek oluyor böyle? Olamaz. Bu ne burun? Bir kaplan burnu. Buna bayıldım doğrusu. Teşekkür ederim. Harika bir operasyon ve burnum harika. Ya bu nasıl böyle ya? Lütfen siz karışmayın. Size tedavi edeceğim. Dışarıda bekleyin lütfen. Evet, şimdi olamaz. Bacaklarınızı biraz temizlememiz gerekiyor öyle değil mi? Yumuşatıcı spreyimizi sıkalım. Ve oradaki tüylerden kurtulalım. Harika. Bakımlı güzel bir prenses gibi görünüyorsunuz efendim. Oo, öyle mi dersiniz? Ben hala kendimi beğenmiyorum. Oo, kocaman yeşil bir devim. Her insandan büyüğüm olamaz. Hiç öyle demeyin. Yüzünüze biraz makyaj yapacağız. Ya da sizin için özel bir iksirim var. Hadi bakalım bir kaşık bundan için. Bu da nedir böyle? Ne oluyor? Wow, eski halime döndüm. Bravo. Ben bu kadar güzel miydin ya? Prensesler kadar güzelim artık. Tekrar prenses oldum. Yeşil deve dönüşmek istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Şimdi size biraz ışıltı serpelim. Harika, parıl parıl parlıyorsunuz. Gerçekten de çok güzelmişsin. Teşekkürler. Artık üzgün değilim. Sıradaki hasta. Doktor hanım. Ben bir vampirim. Ağzımı fırçalamadığım için dişlerim çok kötü kokuyor. Of ya. Fark edebiliyorum. Bu da ne böyle? Bayılacağım galiba. Dişleriniz kapkar olmuş. Önce onları fırçalayalım. Diş macunu sıkalım. Güzelce diş fırçamızı fırçalayalım bakalım. Acaba ne zamandır dişlerinizi fırçalamıyorsunuz? Berbat. Ya of ya. Bir senedir fırçalamıyor musunuz? Olabilir. Of of. Uy, ağzınız ne kokuyor sizin böyle? Bilmiyorum ya. Of ya. Neyse hiç merak etmeyin. O bakterilerden kurtulacağız. Kayboldum bakalım. Gittiler mi? Evet, Bay Vampir gittiler. Onlardan kurtulduk. Şimdi küçük bir işlemimiz daha var. Ağız temizleme. Ağzınızın içinde mantar oluşmuş. Ya wow. Gerçekten of ya of ya. Bir daha artık hep dişimi fırçalayacağım ya. Dişlerim mahvoldu mahvoldu. Dişlerinizi fırçalamazsanız böyle olur tabii ki. Fırçalayacaksınız. Şimdi ne yapıyorsunuz peki? Şimdi şu çürüklerinize dolgu yapıyorum. Çünkü çürümüş. Böcekler yuva yapmış ağzınızda. Diş fırçalamak bu yüzden önemlidir. Geçti gibi sanki. Bir tane dişim ağrıyor. Onu ne yapacaksınız? Şimdi onu yenisiyle değiştireceğim. Yenisiyle mi? Ne yapacaksınız? Onu oradan alacağım. Hiç acımadı. Acımaz çünkü zaten bu diş çoktan gitmiş. Hadi yerine yenisini koyalım. Wow, kendimi süper hissediyorum. Wow, ferah nefes. Dişlerim eski gibi bembeyaz oldu. Çok harika. Teşekkür ederim doktor hanım. Umarım bu dişlerle kötü şey yapmazsınız. Hayır, asla. Siz iyi bir insansınız. Size bir sakız vereyim, ağzınız daha güzel koksun. Wow, baloncuk. Oo, hayır. Yarasaya dönüştü Bay Vampir. Minik bir yarasa oldu. Hastalarım çok mutlu. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Hey. Doktor hanım, ben bir uzaylıyım. Kaynak yaparken gözlerim zarar gördü. Olamaz. Gözlerinizde resmen mikrop birikmiş. Hemen şöyle biraz yıkayalım. Özel suyumuzu yıkadık. Şimdi hafifçe kurulayalım. Fazla acıtmadan. Acıtmadan. Çok değişik bir insansınız gerçekten. Uzaylıyım ben çünkü. Evet, farklı bir insan. Uzaylıyım ya. İnsan değilim ki. Ama insan gibi görünüyorsunuz. Olabilir. Gözaltı torbalarınız için salatalık koyalım ve gözlerinizin bakterilerden arınması salatalığa için. Salatalığa bayılırım ben. Bunları yesem mi? Hayır hayır, onları yemeyin. Gözünüzdeki bakterileri alacak onlar. Sakın yemeyin, sakın. Verin bakayım bana. Açabilirim. Aha, açtım. Ne kadar güzel gözleriniz var. Pembiş pembiş ya. Çok teşekkür güzel. Ederim. Ne kadar tatlış bir uzaylıymışsınız. Koca koca mikroplar. Kaybolun, onları almalıyız. Gidin bakayım. Gidin. Ne yapıyorsunuz? Oluyor mu? Kımıldamazsanız olacak. Kımıl kımıl durmuyorsunuz ki. Şimdi şöyle. Onu aldım. Çektim. Mıknatıs gibi çektim. Evet.
Şimdi onun aracına bindireceğim. Git bakalım uzaya. Uzaylı mikrop. Hoşçakal uzaylı mikrop. Uzaydan mı gelmiş bu? Nereden gelmiş anlamadım. Evet. Umarım onu özlemezsiniz. Çünkü gözlerinize zarar vermiş. Asla özlemeyeceğim, emin olabilirsiniz. Komikti. Şimdi gelin bakalım, gözlerinize test yapacağız. Şimdi buradaki sayıları söyleyin. Kaç uzaylı var mı? Evet, kaç tane uzaylı var? Bir, iki, iki. İki, pembe iki. Şimdi kaç uzaylı var? Bir, iki, üç, üç. Üç, pembe üç. Şimdi kaç uzaylı? İki, üç, dört. Üç yeşil bir tane de pembe dört tane var. Evet, sarı dört. Şimdi sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane var. İki yeşil, üç pembe. Beş tane uzaylı. Harika. Gözlerinizde hiçbir sorun yok. Yahu, uzaya geri gidebilirim. Çok teşekkür ederim doktor hanım. Ama bir dakika, önlem amaçlı size bir kask veriyorum. Wow, yakıştı bana doğrusu. Evet, tam size göreymiş. Bakın. Uzaylı atladım. Ben gidiyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Uzaylı, görüşürüz. Çok garipti gerçekten. Sıradaki. Herkes muayene oldu doktor hanım. Muayeneler bitti mi? Sen de giyinip çıkabilirsin hemşire. Ha, ben de giyineyim en iyisi. Hastane kıyafetlerim var sadece burada. Olamaz, onları giymek zorundayım. Hadi pembe elbisemi giydim. Ya da şunu giyeyim, evet. Şapka olarak da bunu takacağım. Ayakkabılarımı da değiştireyim. Ve bir ağızlık takayım. Diş doktorlar için ağızlık çok önemlidir. Eldivenlerimi de takayım. Ayakkabılarım rahat olmalı. Harika, çok güzel. Şimdi yapılacak son işlere bakacağım. Gözlüğümü de takayım. Şunu takayım, şunu. Doktor hanımın yanına gideceğim. Son işlerimi yapacağım ve oradan da eve geçeceğim. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu kadardı. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Karşınızdaki ekranda videolarımızdan seyredebilirsiniz. Beni görmek istiyorsanız Mavi Kulak kanalımıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın.